Bu dersimizde text tezi alama işlemlerini görelim. Bir önceki dersimizde kullanmış olduğumuz font tipini gene doküman üzerine aldım ve body içeriğini gene bu fontu kullandık. 700 piksel dedik ve sağdan soldan eşit miktarlarla işte auto sağdan soldan üstten alttan 30 piksel gene aynı şekilde bıraktık. Şimdi gelin burada oluşturduğumuz paragrafları örneğin şöyle birbirinden ayıralım. Şöyle ikinci paragraf, şöyle üçüncü paragraf diyelim. Şöyle gelip mesela second. Şöyle gelip mesela üçüncü, third diyelim. Şöyle üç tane paragrafımız olsun. Ve üç paragraf içinde şöyle ayrı ayrı gelip şöyle ulaşalım. Mesela birinci paragrafa ulaşalım. First IDC ile ve gelip bunun text align'ına örneğin şöyle right yapalım. Sayfayı yenilediğimizde bakın sağa doğru hizalanmış olur. Ve aynı şekilde gelip buradan şöyle second diyelim. Burası varsayılan şekilde kalsın. Ya da şunu center yapalım. En alttaki varsayılan şekilde kalsın. Bakın ortalandı. Ve gelip üçüncüye ise şöyle text align şöyle left yapalım. Yine aynı görüntüye sahip oluruz. Şimdi bu hizalamanın body'ye verdiğimiz 700 piksel çerçevesinde olduğuna dikkat etmek lazım. Örneğin gelip burası 700'ü 900 yapmış olsak gene hizalama bakın sağa, ortaya ya da sol tarafa doğru bu şekilde yapılır. Yani burada dikkat etmemiz gereken hizalamanın blok elemanın içerisinde yapıldığı. Yani buradaki paragraf içerisindeki ne varsa hizalama yapılır. Bunu nereden anlayacağız? Örneğin gelip şuraya aşağıya bir etiket ekleyelim. Mesela gelip A etiketinden şöyle 3 tane ekleyelim ve gelip burada şöyle link 1 diyelim. Şunları alıp şöyle aşağıya doğru kopyalayalım. Şöyle diyelim. Şunları 3, şuraya 2 diyelim. Şu sayfayı yenileyelim. Linkler buraya gelsin. Ve gelip burada A etiketlerine ulaşıp örneğin text align right yapsak bakalım etiketecek mi? Sayfayı yenilediğimizde bakın inline etiketleri bu text align özelliği etki etmedi. Şimdi gelip ne yapmamız gerekiyor? Örneğin gelip ben bu A etiketleri dışına şöyle bir çerçeve eklesem ve gelip A etiketlerini hizalamak yerine blok elemanı hizalamış olsam sayfayı yenilediğimde bakın sağa gider. Neden? Sayfayı incele diyelim. Buradaki div etiketinin bakın kapsamı bu şekilde ve kapsam içerisinde sağ tarafı hizalandı. Yani gelip bunu center demiş olsak bakın linkler ortalanır. Yani herhangi bir menü içerisinde linklerinizi sağa ya da sola ya da ortaya hizalamak istediğinizde bu şekilde bir kullanım yapabilirsiniz ki bunları zaten yapacağız. Peki text hizalama işlemlerimiz bu şekilde. Peki bu kolonları şöyle bölmüş olsak yani buradaki paragrafı ben şöyle gelip kolonlara bölsem. Örneğin 3. div için bunu yapalım. Gelip buradan kolon count diye bir özelliğimiz var. Ben gelip buna 2 demiş olsam ve gelip sayfayı yenilesem bakın kolon 2'ye bölünür. Eğer gelip kolon count'u eğer burada 2'den 3'e getirirsek ve sayfayı yenilersek bakın kolonlar 3'e bölünür. Ve gelip bu kolonlar arasında bir çizgi eklemiş olsak gelip şuradan şöyle kolon slash rule özelliğine aynı border ekler görüp bir piksel solid örneğin gelip şuradan şöyle light blue diyelim. Bunu deyip sayfayı yenilediğim zaman bakın araya bir boşluk eklenir. Ya da gelip şuradaki özellikleri tabi değiştirebilirsiniz. Örneğin 2 piksel desek bu şekilde daha öne çıkan bir görüntü olur. Aynı şekilde gelip bunların etrafına bir border eklesek mesela border 1 piksel mesela solid mesela RGB desek mesela şöyle siyah bir rengin sonuna 0.4 deyip opasitesi %40 olan şöyle bir border ekleyebiliriz. Mesela girip border'ın şöyle bir paddinglerini ekleyebiliriz. Mesela 10 piksel. Şu aynı rengi gelip şuraya da alabiliriz. Şöyle sayfayı yenilediğimizde biraz daha güzel bir görüntümüz olur. Tabii son olarak şunun kalınlığını şöyle bir piksele getirelim. Sayfayı yenileyelim. Etraftaki border'la içerikteki ayrı açılarla aynı renge gelmiş olur. Şimdi bu şekilde kolonları bölebiliyoruz. Tamam. Ancak şu kolon bölme özelliği CSS 3 ile gelen özelliklerden bir tanesi ve bu özellikleri bütün tarayıcılarda çalıştığından emin olmak için bu özellikleri
Biz gelip şuraya şöyle bir ekstra bir çalışma yapıyoruz. Şuraya gelip şöyle webkit, şöyle slash webkit slash kolon count. Bu Opera, Chrome ve Safari için olması gereken bir özellik. Şu ise şöyle Mozilla, şöyle slash mon slash kolon count dediğin zaman da bu da Mozilla için olması gereken bir özellik. Şöyle Mozilla için. Ve aynısını tabii gelip şunlara eklemeniz gerekiyor. Şöyle yapalım ve gelip buraya şöyle WebKit, şurayı ise şu Mozilla'yı buraya ekleyelim. Ve bunların da diğer tarayıcılarda sürüm farklılıklarında da tabii herhangi bir problem olmadan çalışsın diye bunları yapmamız gerekiyor. Şimdi son olarak aşağıya bir tane şöyle bir paragraf ekleyelim. Ve bu paragrafa da dördüncü diyelim örneğin. Şöyle dördüncü diyelim ve gelip yukarıda bu paragrafa ulaşalım. Şöyle div id'si dördüncü olan şöyle paragrafa ulaştık ve gelip burada text align'ı şöyle justify yapalım. Justify yapıyoruz. Sayfayı yenilediğim zaman bakın burada çıkan paragrafın sol ve sağındaki kelimelere dikkat edin. Buradaki gibi boşluklar bırakılmıyor bakın. Burada paragraf sonlarındaki yani satır sonlarındaki boşluklar sağ ve sola yapıştırıyor. Tabi burada kelime kalmadığı için mecburen burada kaldı ama diğerlerine baktığımız zaman sola gelmiş ve buradan baktığımızda sağa gelmiş. Tabi bu işlemi yaptıktan sonra buna paragraf başı vermek için gelip burada örneğin text indent'i kullanabilirsiniz. Tabi bunu önceki dersimizde görmüştük zaten text indent'i 10 pikselle bu şekilde bir görüntü oluşturabiliriz.